Evet, şimdi ekipman zamanı. İlk girişte zaten bir tane kask almıştık. Bu arada Schubert kaskların fiyatı gerçekten çok iyi. Bu çene açılır değil değil mi? Bu kapalı kask. Bu da mı çene açılır? Çıkartalım onu isterseniz. Onu da deneyin ilk start. Ya bu büyük olur yüksek. Bunu da bir deneyim. Biraz daha petler tabii yumuşayacak ilerler. Rahat olmasa değil de sıkması önemli. Öyle bakma. Aç şurayı bir. Yok ya, çok dönüyor ya. Bu olmaz abi, bu çok. Size large. Large lazım. Çene bile bayağı farklı. Fiyat çok iyiymiş bu arada ama. Normalde ne kadara veriyorsunuz fiyatı? Normalde 4800 lira aynı fiyat. Neredeyse yarı yarıya mı düşüyor? Aynen. Çok iyi. Puan indirimi yaptık C4'den. Ben demin üretim tarihini sordum ama söylemedin evet. Abi. Üretim tarihi kaç? Tarihleri ne kadar? Kaçtı abi? 2019. 2019'a kadar hiç sıkıntı yok. Güzel. Şurada. Şurada. Bir gelen varsa burada deneyelim bakalım. X-Touch burada. Hemen buraya. Bunu verelim size abi. Kaçırmayın. Kampanya daha zor. Pro'yla işte dediğimiz yani şimdi yeni çıktığı için yeni versiyonu. Renk çeşitleri, şeyleri her şey aynı. Sadece mesela sistemlerde mikrofon burada, bunlarda. Onlar bunun mikrofon burada. Tesisat kendi içinde. İçinde derken şu an tesisat da mı var bunun içinde? Ama şey, bağlaması gerekiyor ama değil mi? Evet. Yani onu alman lazım bu arada onun için. Kendi bluetooth'unu takman lazım. Evet, bir tarafı da var, bir tarafı cihaz. O da 300 lira. 1800-1900 lira falan. Telefonu bana kartını gönderdi. Yarın gönder, baskı için. Bir tane yeni bir de şu ben. Masiyat var. 900 çıkmış. C4 bayağı varmış. Var. Kabuk yapısı var. Öyle mi? Hocam Bey. Serviste çok önemli. Kabuk yapısı değil. Şimdi abi seçenek çok. Biz direkt geldik aslında. Daha motorlara bile bakmadan. Ve kasklara bakalım dedik. Çünkü bir arkadaşımızın kask ihtiyacı var. Bu arada ciddi C4'lere bakmaya başladık. Normalde C3, Schubert C3'lere bakacaktık ama C4'lerde de çok güzel bir indirim olmuş prolara geldiği için. Ondan dolayı acaba diyoruz hiç bekletmeden alsak mı? 4000 küsürlerde fiyatı diyebiliyorum. 2500 liraya kadar iniyor yani. Gerçekten ciddi bir indirim, eğer tabii bir internet fiyatlarına da bakmak lazım ama çok ciddi bir indirim gözüküyor şimdilik. Herhalde şimdi girer girmez alacağız bir tane Schubert. Herhalde bu Schubert'i alacağız gibi ama bakalım. Buna da 4000 diyor C4 Pro. Bu da yeni çıkan modeli bahsettiğim gibi. Bu arada reklam da yapalım. Mototal'dayız. Asıl tek hava kanalı var. Bir de burada var. İki hava kanalım var.
Bu arada sessizliği de o hava kanalı sağlıyor. Ne kadar azsa o kadar az hava girişi. Ama şeyleri geniş. Bunu beğendim. Abi son kez J4'e bir daha bakacağım çünkü neresini bayağı fiyatlandı. 4'e bırakıyorum. 4 ne kadardı? 2500 nakitle tekçe. Çok fark var ama ya. Buna bir son fiyat söyleyin de. Çünkü bunu çok beğendi herhalde. Buna güzel bir fiyat söyleyin de tek çekim onu alsın. Nakit mi tek çekim? Ama dedim ATM kartışta para var. Yani tek çekim oluyor ya. Aslında düşününce nakit de yanlış düşünüyorum. Ben baktım bu yüzden arayı var mı? Burada bir de şu var. Çok mu yapmışsın dediler. Çok mu yapmış ya? Yemin ederim öyle dediler. Daha ne yapacağım dediler. Yedik sen de sinir diyorsun. Aynen. Bana iyi yaptın abi. Yani yeni versiyon için çok yapmazlar yani. Ne zaman çıktı bu? Kaç üretim bu? 2020. Üretim tarihini nereden bakabilir? O şuradan arkada baksana. İçinde köpükte yazıyor. Buna da aynı zamanda bakacak. Ama bu arada 1500 lira fark var. Öyle de bakman lazım. Yani şu an öyle bakıyorum. Yani çünkü onun yerine belki bir mont, bir eldiven alırsın. 9 milyon. Amerika'nın falan çok güzel montları falan da var. Ben de herhalde kendime bir gündelik giymek için alacağım ama bu kadar ciddi para vermeyi de düşünmüyorum yani. Çok yüksek. Şu da çok güzelmiş. Ama bu daha çok Windstopper gibi yani. Koruması falan yok. Mototal böyle ama. Ne karar verdin? Ne biraz tepe noktası basıyor mu? Biraz evet. Bu pahalı olan mı ucuz olan mı? Ucuz olan. Ondan basıyordur. Pahalı olsa basmaz. Bak bir kere ama bak bu arada şeyi falan çok güzel ha. Kadife yani. Buna başka bir şey takabiliyor mu alternatif? İçine mi? Evet. Mesela başka bir intercom alıp takabiliyor mu hazır? Ama sadece onu kullanamazsınız. Kullanamaz mı? Çıkarmanız lazım. Hmm. Tesisatı çok pahalı çünkü ya. Bak yukarıdan basıyorsa hiç şey yapma. Bak çok başını falan ağrıtır senin. Şunu bir aç. Yukarıdan basıyorsa diyorum. Şuradan basıyorsa biraz. Çok mu? Çok değil ama bak biraz. Ama bak bir saat sonra başını ağrıtır, sonra karışmam yani, ona göre bak. Large mıydı bu? Large. X-Large'a büyük geliyor. Bu ama large tam oturuyor. Yani içinde aslında kalıpları farklı olmaması gerekiyor. Bu ara bence bu şey farkı da var. Kesinlikle kalite farkı var ya. Baksana bir şunun. Bak bir şunun pedine bak, bir de şunun pedine bak yani. Kadife. Bence istiyorsan düşün, var mı elinizde? Bence bir düşün. Ya belki 1500 lira fazla veriyorsun ama Başına. Sonra bir daha 2500'lük olabilirsin. Bu benim başımı sıkıyor de. Şu içindeki değişiyor herhalde. Tabii hepsi. Bunun da değişiyor, onun da değişiyor. Yani yazımızı çok böyle sıcak yapmaz. Yok. Bu hafta kötüsünüz ya, bir şey yapmaz ya. Ben şimdi orada indirimini... Tabii canım. Tabii. 2500 lira çok fark var ama. Ama rahatsız ediyor. Nasıl yapacaksın? İşte acaba diyorum ki... X'ler çalacağım.
Buff takacaksın. Yok yok, hiç gerek yok. Yani ya daha önce karar ver hangisi? Şimdi bunun, tamam, son kez. Bunun fiyatını alsam. Hadi şöyle. Şunun son fiyatını söyle bize. Olur fiyatını mı? Evet olur ama tam olur fiyatını söyle. En sona bir karar ver. Hatta bize düz renkli olarak falan şey yap. Düzlerde o 550 euro mesela, o 630 euro, 80 euro fark var. Beden olursa yaparız. Çok bedenimiz yok. Harcımız olmayabilir. Yok, onda yok. Hiçbirinde yok harç. Belki şudur. Harç yok. Başka yok harç. Yok mu harç? Başka harç yok muyum? Yok, müsaade o beyaz, siyah beyaz var. Harcın tek rengi var mı zaten? Ne yapacaksın? O zaman şey mi? C4 alayım o zaman. Son, bir kez daha deneyeyim. Sen bir son kez dene. Tepemi. Schubert diye tutturduğun ilk girdiğimiz yerden alacaksın çıkacaksın. O muydu senin denediğin? Sor onun large'ını. Bu large. Böyle şunun large'ını sor, şu daha güzel. C4 bu arada. Ne yaptın abi, kanalı? Şunun large'ı var mı abi? Large'ı mı? He. Vardı. Onun bir large'ını... Yok, bir dakika. Beğenmedin mi o rengi? Beğendim, çok beğendim. Bunu beğendim. Onun large'ı varsa biz onu olmazsa şey yapalım. Ne yap? Sen bunu getir, hatta getirdiğini alabilirsin. Öyle söyleyeyim. Abi şu iyi miydi ya? Bak bu mat ama. Bu mat. Şu large mat. Yok, rengi çok güzel. Onları da veririm. Sen bir seninki gelsin de var mıymış yok muymuş? Gelecekti, bakıyorlar değil mi? Heyecanlı mısın Schubert alacağın için? Çok heyecanlı. Yani ben kafama bir şey koyduysam, evet, yaparım. Kafana koydun, TNR 700 aldın. Kafana koydun, Schubert alıyorsun. Aynen. Saygı sunuyorum. Aynen. Aynen. Evet, herhalde artık bir tane kutu getirdik. Bunu son kez direkt attın sen. Nuri. Bunu herhalde Şükrü'ye alacağız gibi. Nasıl hissiyatı? Hazır da açalım. Nasıl? Güzel. Vallahi mahoni gibi oldum. Bence hiç düşünme. Masın ama ya. Ama. Tamam, bunu alıyoruz. Aldık mı? Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Matı olsaydı daha iyi olur tabi de. Matı yok diyorsun. Matı yok, şanssızlık. Biraz açarak yaparsan canın acımaz. Böyle mi? Aynen. Şuralardan tut, şuralardan. Bunun hayır. Şimdi tesisatı falan var mı? Tabii var. Nerede? İçinde. Yani, bak kapat bunu. Kapat abi. Çevir şöyle. Bak tamam. Şuraya bir gömüyorsun. Şuraya geçiriyorsun. Cihazı. Evet, bak bir de şurada bir yer var. Buraya pilini geçiriyorsun. Buraya da ikisinden biri işte. Cihazı. Buraya da cihazı koyuyorsun. Ha, direkt otomatik. Cihaz. 1800-1900 lira falan vereceksin cihaza. Diğerleri evet. De öyle tabii. Bu bunların şey standardı. Sen abi hızlıca paketle bunu, yoksa vazgeçer. Aldık vallahi. Aldık Schubert aldık. Zafer Bey bu. Daha yeni girdik fuara, aldık. Ben 2 sene. Belki bir tane de ben kendime alabilirim. Çünkü o fiyata bir daha bulabilir miyim hiç bilmiyorum. Bir aşağı gidelim. Buradan çıkamıyoruz herhalde. Gel. Gel. 11. salon için salon 9 yöndeki çıkışı kullanın diyor.
Şimdi bir ekipman bakalım. Burası da bayağı kalabalıklaştı. Abi kalabalığa bak. Mahşer mahşer. Bütün Türkiye motosiklet sürüyor zanneder görenler. Nereyle başlayalım? Bak burada oturacak yer falan da varmış. Orada şoyu cidden hiçbir yerde yok. Yok şoyu yok evet. Gel bir şuraya girelim bakalım. Gel eldiven bakalım Şükrü artık. Pantolonu getirmiş. Motovento'ya görelim önce. Ciddi kalabalık ya. Ciddi kalabalık. Yani bedava dağıtıyorlar gibi insanlar bayağı böyle kastıra kastıra alışveriş yapıyorlar yani. Pardon. İçersin bunu nasıl? Renginden dolayı ya. Renginden dolayı masa işlem olduğu için. Bunlara bu fiyatı vereceğime gider orada şu kartı alırım. Abi, bu arada ekipmanlar böyle. Şeylere bakabiliriz, eldivenlere bakabiliriz Alpin Stars'ın. Bak 600 liraya HCC'nin kaskı var yani. Bak burada 600 liraya var. Ama iyi kaskların fiyatı hep yüksek yani. Alt 2650 lira. Şunlara hiç atlamam. Derdivenlere bakalım. Aa şunlar işte. Bakacak mısın eldiven burada? Başka yere mi bakalım? Yürü. Zaten burada sanki çok çeşit göremedim gibi. Burası ama sırf Alpin Stars getirmiş. Motoplus. Motovento'dan Motoplus'a girelim. Sana hayır diyemiyorum. Bir bak istersen. Çizilir mi? Tişörtler var. İşte interfonlar var. Burada termal içlikler, koruma bantları, sırt koruması bellikler. Burada dolaşacak bir şey yok mu? Burada Tektoksa'nın var yağmurluk. Bak böyle işte motosiklet pantolonu alabiliriz. Kadın herhalde. Kadın modelleri olduğu için bu tarafa çok girmeyeceğim. Aa şeyler. Telci kısıtmalar, bufflar. Kilitler.
başta girmiştik bir. Şuradan bir eldiven deneyeceğim artık yani. Ama çok beğendim bu arada. Herhalde alacağım. Bu sırtındaki de mi C10A'yla koruma? Evet. Şu sırtımdaki çok belli ediyor mu? Ama yapacak bir şey yok. Ben oluyor, oluyor. Alalım mı birer tane? Bana biraz dar oldu. Bence vücuduna otursun. Abartma yani. Gevşek bıraktırma. Çok da gevşek değil. Bir de bana istihacı varsa. Bir de al. Ben almadım. Benim hala bütün kullandıklarım medium. Ama beğendim yani. Şey gibi. Renk benim bir tek kafama şey yapıyor ya. Başka bir rengi mi alsam? Alacağım herhalde. Yeşil mi sen? Yeşil mi? Sen bana siyahın, siyah mı? Siyah mı? Gel şu serbest şurası. Abicim şu an inanılmaz bir şekilde kalabalık var yani. İnsanlar gerçekten ucuz olduğunu iddia ederek bu ara yumulmuş durumda. Ben orada ben köşede gördüm onu söyledim. Ama onun şeyi yok gibi. Yok yok bak. Korumalarını görmedim gibi. Olur mu saçmalama? Abi. Motovento'ya da girdik. Bak şurada Sena var. Four Riders var. Şurada Durtun modelleri var. Aa bak şunları bak çektim ben ya. Bak bunlara sorabilirsin. TNR 700 için ekipman yapıyor. Benim dediğim marka neydi? Ya bu çantalar kötü mü? Yok ben o bugün gördüm. Ben burada bulamadım. Lan nerede? Burası değil miydi? Ha Rider dedim. Motorlu aksesuar bakmaya, ekipman bakmaya devam. Pardon. Bakamadım arkadaşım, bakacağım. Medium şey oldu. Bakamadım.
sıkıntısı vardı. Var var. Koruma da çok hızlı tükeniyor. Ha tamam. Tamam. Çünkü sabahtan biz geldiğimizde baktığımızda korumalıydı. Şu an korumalıdan çıkarmışlar da. Niye? Biz takamadık. Yani. Fırsat olmadı. Ha tamam anladım. Şeyler şu Kolombiya mıydı bu? Lacin deneyim tamam. İlk önce siz istajımına kadar ben lacin deneyim. Şimdi X'ler ile Lac arasında gidip geliyorum da. Bu da 3X'ler. Bunlar ne kadar? 700 şu anda fuar fiyatı. Fuar fiyatı? 790. Normalde ne? 790 mı? 790. %10 mu? Evet, %10. Her sene bizim standart. Şu an hiçbir koruması yok. Ama bir de korumalı hayal etmen lazım. Koruma bir beden oynatır mı? Oynatmaz. Önce fermuar çeker. Kaç kilosun yaklaşık? 80. Ben de 80. Ben de ilaç giyiyorum. 80-82. Benim göbek çok var. Çok bir şey yok. Göbekli görmedin sen. Ekstra bir şey değil. Sensin abi de yok yok ama çok da ekstra değil canım. Öyle göbekli ama değilsin yani. Göbekli sayılmazsın. Ekipmansız şey yaptı yani. Anladım. Çok sardı. Tamam X'ler bakarız o zaman. Bence ama bu arada sarması lazım yani. Çok hala sardı. Sardı. Çok sarsın. O kadar çok sarmış. Çok sarması lazım. Abi Rider denimde %10 indirim daha sını yapmadılar. Biz de önden bakmaya devam ediyoruz. Şöyle bir sol tarafa gidelim. Mutataş'a girdik mi biz? Ha girdik, orada Aray falan vardı değil mi? Zaten yanlışlıkla kendimi aldım. Ya yani şimdi çarpmakla uğraşmayalım. 8 bin lira. 7.950 lira. 8 bin ya. 8 bin liraya böyle bir garaj yaptırabiliyorsunuz kendinize. Böyle çok apartmanın önünde nasıl olur bilmiyorum. Böyle boş bir yer olması lazım tabii ama. Alarmı da mı var kendinden? Evet var. Alarmı da varmış kendinden. İçi de gayet güzel. Şu normal altı boş oluyor değil mi? Hani orta kısma bir alt tarafa bir termik şey geliyor. Evet. Aman dikkat edin. Kontra geliyor. Lastiğiniz şeyiniz. Abi C'sin varsa kullanacaksın yani. Mantıklı olmak lazım. Ne yapacaksın başka? Evin önüne koymak mantıksız. Tamam. Senlik bir şey ama. Abi şunu. Tamam motor bir sürü hep su var. Oğlum ne? 8 bin liraya sana şey kurar. Bak burada da var aksesuar. GP Composite'i de gördüm bu arada. Nerede? İleride. Onlarda da var, gel. Bak abi gayet. Yine çok kalabalıklaştı ya. Şöyle dedik bir GP Composite bir gidelim. Ondan sonra dönüp montla eldiveni alalım. İş yerinin pilotları satıyorlar. Burada motosiklet bobindir, bujidir vesaire yedek parça satıyor anladığım kadarıyla. Bunu işte yedek parça, aksesuar ve evet en önemlisi, en önemli yerlerden biri GP Composite. Bak bunlar da yapıyorlar. Çantı demir mi? Hepsini yapıyorlar. İstiyorsan sor, yani iyi firmalardan biridir bir de yani.
motosikletler için. Alternatif bir sürü şeyleri var. Şöyle bakalım. Korna demirleri, reflektörler. Bu XMX 250'nin şeyleri var mı? Basamakları. Kaç model var burada? Yeni modeller. Şu. Ne kadar fiyatları? 85 lira. O fuarindeniz falan. Yaparız. Yeni yapacağız. Direkt takılıyor mu peki bu? Direkt takılıyor, bir sıkıntı yok. Cuk yok. Yapıyorsunuz onu en son? 250 yaparım. 250. Kapalı kutusu falan. Her şey var. Ben takabilirsem tamam takarsın, alayım. Onlardan bir tane alayım ben. Şimdi şöyle, normalde bunu Yamaha'dan kendiniz almaya kalksanız bir 500-600 lira gibi bir fiyatı var. Sadece şu tutamakların, ama bunu direkt hem aşağıya hem de yukarı şeklinde yerleştirebiliyorsunuz. Hani bunu denemek istiyorum. Bakalım. 250'ye veririz dedi. Bak burada daha küçük bir parça. Çanta demirleri var. Böyle karbon görünümlü. Bunları zaten göstermiştim. Bir tane ilk alışverişimizi yapmış olduk bu arada. Böyle bir tane XMX 250'ye özel bir basamak tutacağı aldım. Bayağıdır aklımdaydı. İşte normalde 290 lira olan şey burada bize biraz 250 TL'ye geldi. Olsun, en azından işte o fuar parası çıkmış oldu yani. 40 lira da fuara giriş için ödedik sonuçta. Bakalım, bakmaya devam. Şimdi bayağı bir alışveriş yaptık aslında. Ben hem şu GP Composite'den basamak aldım, hem de şöyle AXX'in eldivenini aldım. Gore-Tex eldiven. Oldu. Tamam. Ama koruması tabii denemedim. Takarız. Tamam şimdi... Takip şey düşünmüyorum çok fazla. Yok öyle de, ama öyle istiyorsanız şey taktırabilirim biraz beklerseniz. Zaten alacaksanız takacağız. Tabii. Sonunda karar verdik. Ne aldık? İki mont, bir kask, iki eldiven, bir de koruma neydi? 750 lira. Şey aldın ya, koruma. Ne koruma? Ayak koy. Aa, evet, o benim için aldıklarını söylüyor. Buradan iki tane şimdi kot ceket aldık. Onların korumaları takılacak, hazırlanacak. Ne ödüyoruz ona, ikisine? Ne ödeyeceğiz abi ikisine ona? 1600. İki tanesine 1600 ödeyecekmişiz ama fuarda yapılmayan bir şey yaptı, bize tişört hediye ediyor. Bu para kart tek çekip geçiyor. Evet. Biz indirim istedik, bize yapmadı. Zaten dedi ki fuar indirimin zor. Oradan seç hangi tişörtü seçiyorsun. İstediğimi seçebiliyor muyum? Tabii seç. Şöyle motorcu ride it falan yazıyor. İçeride bedenler, sonra model bakacaksınız. Bunlardan birini seçiyorum. O yeşil çok güzel, istiyorsan ondan benim. Bakayım beyaz tekrar. Sivet alamıyor muyum? Sivet alamıyorum maalesef. He? Abi 160 lira ya. Tişört ne kadar? 60. 100 lira ben vereyim de o zaman. Yaparım, bilirsin. Bilirim. Hangisi sen verin? Devam. Evet.
Evet abi, şimdi iki arada bir deredeyim. Ya bir tane mont alacağım ya bir tane kask alacağım ki Schubert kasklar gerçekten çok uygun fiyatlı. Arkadaşa aldık. Yemin ederim YouTube'da reklamı çıkacak Schubert diye. Vallahi şu aynen öyle ha. Türkiye'de Schubert çekiliyor mu? Ne oluyor bu kadar fiyat ya? Ben neyse şuradan yukarıya çıkalım. Zaten en kötü kaskını almak için çıkacağız ya. Şimdi bakalım bir tane belki alır, kurtulur. Canı şey mi başlıyorsun? Bakalım. Bakalım ne yapacağız? Ne alacağız? Şu an öyle olunca eldiven hesapta yoktu. Eldiven biraz bizi zorlamış oldu. Bakalım kask beni kandırabilecek mi? Bana matını ben alsaydım iyi. Evet. Vardan kask alışverişimizi de yapmış olduk şimdi. Böyle bir anda çıktı ama Schubert'i bir daha bu fiyata bulabileceğimi düşünmediğim için hiç buradan çıkamıyoruz. Ha sol taraftan çıkıyoruz, öbür taraftan. Oradan. Yani bir daha bu fiyata bulamayacağımı düşündüğüm için aldım. Aslında kask daha bir sene falan idare ederdi benimki ama sonuç olarak Schubert almış oldum. Onun dışında eldiveni göstermiştim zaten. Bir tane motosiklet aksesuarı aldım. 3500'lük olduk yani. Şuradan sağa dönüyoruz değil mi? Yok. Buradan mı? Evet. Bu fuarda tamamlamış olduk. Güzel, hem motosiklet modellerine bakmış olduk, hem kaskımızı almış olduk. Şuradan çıkış var. Şuradan aşağı ineceğiz, gel. Öyle, bakalım son fuar hakkındaki görüşlerimizi de birazdan bir oturur, anlatır, konuşuruz. Hadi bakalım. Aa bak, sabahtan beri alışveriş yapıyoruz tamam mı? Her gittiğimiz adamı 3 kere 4 kere uğraştırıyor bu herif ya. Lütfen yani biraz lütfen satış danışmanı odaklı insanlar olun. Sürekli böyle kötü davranıyorsunuz. Adamları böyle şey yerine koymanın alemi yok ya. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yani, özür diler misin bütün satış danışmanı arkadaşlar? Özür dilerim. Yorduğun için onları. Özür dilerim. Heh, tamam. Tamam, özür diledi. Sıkıntı yok. Yeşile buradan bakayım, belki burada vardır. Burada varsa kesin verelim bu arkadaşa. Bak zorla aldıracağım diyorum yani. X-Large. Yokmuş X-Large. Yok gibi, evet. Bir de bunu aldım artık. Şöyle kırmızı renk. Zaten bu ne kadara geliyordu? 380, yeşil yok. Siyahı? Siyahı X-Large mı? X-Large. Yok zaten. Kırmızını? Yok, ben kırmızı ben zaten hayatta giymem. Niye, sen Coca-Cola'cı değil misin? Ben reklam yapmayalım. Kırmızı var. Tamam, ben bunu aldım ya. Kardeşim çok teşekkür ederim. Çok yorgun seni, kusura bakma. Dolar aldım. Konuşmak istemiyorum. Çoluğunun, çocuğunun rızkını. Şimdi bir yemek yiyip çıkacağız diyorlar. Dekatlar falan gidiyorlar. O işe alalım. Direkt geliyoruz. Bir yemek yiyip çıkacağız. Ah, şimdi fuardan çıkıyoruz ve çıktık. Bak motor şurada girişteydi, gördün mü? Neyse, geçti artık. Hadi ellerimizde böyle poşetler. Ellerimde poşetler. Çıktık. Gidiyoruz artık. Fuar değerlendirmesini belki yolda yaparım. Çok yorulduk çünkü. Saat 10.30 gibi girdik. Saat kaç şu anda? 4 var mı? Var. 4 oldu. Saat 4. 4 itibariyle çıkıyoruz. Bayağı yorulduk. Dediğim gibi genel fuar hakkındaki olan düşüncelerimi birazdan arabada giderken artık
size anlatırım. Ama verimli olduğunu söyleyebilirim. Cüzdanlarımız için. Bizim için ne kadar oldu tartışılır ama cüzdanlarımız için bayağı verimli oldu yani. Konuşuruz. Bu arada biz sabah gelirken bu kadar çok motor yoktu ama bak etrafa bakar mısınız yani her taraf motorlu. Her taraf. İçerisi de sorsam motosiklet fuarı. Bence asıl motosiklet fuarı burası. Aman. Triumph'lar, MT7'ler, TBR 125. Allah Allah, V-Strom'lar. Bak her taraf motosiklet dolu. Bak Tristi mi o karşıdaki? Her taraf motosiklet. Güzel, motosiklet fuarına geliyorsan zaten motorla geleceksin. Bu arada araba da çok, sabah gösterdiğim kadar var yani. Evet. Bitirdik. Yani güzel alışveriş yaptık. Şükrü, senle benim yaptığımız alışverişin toplamı ne kadar tutmuştur? 8.000. Bir Aurora alırdık herhalde değil mi? Bir tane çıkar. Neyse, işin parasında değil de. Ama şimdi fuar hakkında biraz konuşmak lazım. İlk söyleyeceğim şey, çok kalabalık. Yani kalabalık olmasını bekliyordum. Ama bu kadar yoğun olmasını gerçekten beklemiyordum. Büyük ihtimalle cumartesi ve pazar efekt. Belki yarın da böyle olabilir. Hatta beni uyarmışlardı, sakın pazar gitme. Özellikle ekipman alışveriş yapmak istiyorsan pazar gitme. Çünkü ciddi anlamda bir yoğunluk oluyor. O da bütün her şeyin bitmesine sebep oluyor yani. Hiçbir şey bulamıyorsun. Uygun beden bulamıyorsun ki. Biz bugün bile neredeyse hiç uygun beden bulamıyorduk. Şöyle söyleyeyim, işte Şükrü'ye ekipman baktık ilk başta. Dedik ki ilk girer girmez. Normalde bizim ilk niyetimiz motosikletleri gezelim, kask alalımdı. Baktık Mototaş'ta, Schubert'lerde indirim var. Şükrü dedi ki ben hemen alacağım. Tamam dedik, girdik aldık. Bu arada o arada hepsinde M beden vardı. Baktığımız bütün modellerde, siyahında, kırmızısında, işte mat sarı siyahında, normal işte parlak sarı siyahında, değil mi? Bütün bedenlerin tamamında vardı. Bütün renklerin tamamında beden vardı. Ama işte biz gittik, işte Şükrü'yü aldık, ayırttırdık, koyduk kenara. Ki ne kadar akıllıca hareket yapmışız. Geldik, döndük. M beden kask arıyorum. Sadece işte o vitrindekiler var. Yani o denenen, bir de insanlar sürekli geliyor, kafayı geçiriyorlar ve deniyorlar. Ben de tabii o benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Dedim ki bana bir tane kesin kapalı bulmanız lazım. Neyse en son dedi ki bir tane sana dedi siyah verebilirim dediler. Böyle arkaya götürdü arkadaş hatta. Dedi ki bak yok elimde yani, gerçekten kimseye ayırdığımdan falan değil. Gittik, bir tane mat siyah Schubert'in C4 modelini ben aldım. Zaten Şükrü de bir tane parlak sarı siyah C4 modelini almıştı, çene açılır. Çene açılır almam diyordum ama çene açılır bir kask aldım. Sonra çıktık bir piyasasına bakalım dedik. Hani internette çok ucuz ya bunun fiyatı. Bir baktık fiyatı 4000 lira, 4500 lira falan. Üretim tarihlerine bakıyoruz. Çünkü orada da bir trik olabilir. 2017-2018 üretimi olabilir kask. Ondan da ucuz veriyor olabilirler. Ama ondan da değil. 2019 üretimi kasklar. Gerçekten bir kere yani sırf bu fuara bu kaskı almak için bile gelebilirdim diyebilirim yani, değil mi? O anlamda ben çok, beni çok memnun etti yani. Ondan sonra bir tane eldiven aldık. Eldiven de Şükrü de aynı eldiveni aldı bu arada. Ben de aynı eldiveni aldım. AXS'in bir tane Gore-Tex eldivenini aldık. O da normal fiyatı 190 euroymuş. İşte 650 TL'ye geldi bizim alışımız. Oradan da bir kar ettiğimizi düşünüyorum. Başka ne aldık? Ben motosiklet için işte basamak aldım GP Composite'den. En son çıkarken de ben böyle gündelik
almak istediğim bir şey vardı yani, işe falan giderken onu giymek istiyordum. Böyle bildiğim motorcu tarzı olmasın da normal hayatta da giyilebilir bir şey olsun diye. Böyle Venom'un kırmızı bir montunu aldım. Onun da böyle bütün korumaları, sırt korumaları falan hepsi üzerinde. Güzel bir alışveriş oldu yani. Ben bu kadar planlamıyordum. En azından kask alışverişini daha bir sene ertelerim diyordum ama Schubert'i bu fiyata bulunca dedim ki yani kaçırmaya gerek yok. Alalım gitsin yani. Öyle yani, bayağı ciddi bir alışveriş yapmış olduk. Hiç buraya kadar çıktık geldik. Şükrü ne aldı? Şükrü de bir tane yine, o da Schubert'in C3 modelini aldı. C4 modelini, pardon, benimki de C4, onunki de C4. O parlak sarı siyah modelini aldı. Onun haricinde Rider denimden o iki tane böyle bayağı denim olan yani böyle kot tarzı iki tane hem kendine hem de eşine ceket aldı. Bu arada Rider denim herhalde fuarda gördüğüm en düşük indirimi yapan firma olabilir. Yani onun şimdi indirim yapmadı diye sana indirim yap, yok ya ondan dolayı değil, öyle değil mi ama yani yap ya, hiç yapmıyor yani. Ne kadar indirim yapıyorsun diyorum, %10 diyor yani. Ya %10 zaten normal zamanda, bakın bunlar N11'de falan da satış yapıyorlar, biz tanıyoruz yani ben adamları. Tamam, sana hediye. Şükrü iki tane alınca 1600 lira geçince Şükrü'ye, ona bir 60 TL değerinde bir tişört hediye etti. Sağ olsun, yine de teşekkür ediyoruz. Yani biz burada gömmek için söylemiyoruz kendisine ama yani açıkçası ben fuara geliyorsam daha ciddi indirim beklerdim. Çünkü bütün firmalar %20 indirim yapmıştı. Yani Mototal'ından işte Motoplus'ına, işte GP Kompozit bile normalde işte 300 liraya falan satıyor. O 250 liraya verdi. Yani o da %20'ye yakın indirim yaptı. Bütün firmalar indirim yapıyorsa ben onların da açıkçası biraz indirim yapmasını beklerdim ki onlardan alacak aslında. Onlardan almayınca gittim Venom aldım. Neyse, Şükrü'den devam ediyorduk. Şükrü iki tane işte denim kot mont aldı. Onun haricinde o da bir aldı, ben aldı. Zaten onu da söyledim. Öyle yani, bir herhalde ikimiz toplamı 8000'lik olduk çıktık. Fuar konusunda söyleyeceklerim, eğer ekipman alışverişi yapacaksanız kesinlikle burayı bekleyin. Buradan ekipmanlarınızı alın. %20'ye yakın indirim her zaman denk gelmez. Çok kalabalık oluyor. Eğer gelebiliyorsanız kesin Perşembe ve Cuma günü gelin. Perşembe sabah işte basın günü oluyor. İşte bu ünlü YouTuberlar, biz YouTuber sayılmıyoruz ya, ünlü YouTuberları falan çağırıyorlar. Onlar işte bir bakıyorlar, geziyorlar, ediyorlar. Öğleden sonra halka açılıyor. Orada iyi olabilir. Bir de Cuma günü bence rahat olur, iş günü olması dolayısıyla, ama cumartesi, pazar gerçekten çok büyük bir hengame var. O kadar erken gelmemize rağmen bayağı ciddi bir kalabalığa denk geldik yani. Gelin ya, güzel. Yeni modelleri görün. Ne kadar kazık olduklarını görün. Ne kadar fiyatlarını atmış olduğunu görün. 29.400'e almıştım. Ben motosikleti 2019 model diye almıştım. Yine aynı 2019 model XMAX 3 33.500 lira yapmışlar yani. Arada 2 ay var neredeyse. İşte Şükrü'ye geç kaldık. Tenere 700 aldık. İşte geç kaldık. Zamlı aldık demiştik. 72.000 liraya falan almıştık indirimle. Sağ olsun işte Kadir abi bize indirim yapmıştı Moto Çarşı Tekirdağ. Öyle 72'ye aldık diye üzülüyorduk bu arada, indirimi kaçırdık diye. Fuarda bir baktık 80.000 lira olmuş fiyat. Gelin görün yani ne kadar kazık olduğunu fiyatların. Gerçekten herhalde bundan sonra motosiklet alamayacağız gibi, öyle gözüküyor. Yani motosikletlerinize sahip çıkın. Bu kadardı. Herhalde buradan bayağı bir video çıkacak. Keseceğiz, biçeceğiz ama bunu tek video halinde yayınlamak olmaz gibi. İnsanlar sıkılırlar. Bu videodan bu kadar. Bu videoların tamamından bu kadar. Hepsine bir son yapamayacağım için böyle bir son yapayım dedim bu seriye. Artık daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Beni kesersin.